Bir anı, bir hikaye. Yıldız Sarayı'nda bir İngiliz casusu. 94. bölüm. İngiliz casusu Arminius Vanbury İstanbul'a dördüncü defa gelmiş. Padişaha acıkta hava altında soba sopa göstermek suretiyle e, tehditvari notamsı bazı şeyler söyledikten sonra dönüyor İngiliz Hariciye Bakanı'na bizzat direkt olarak bir rapor sunuyor. O raporda İngiltere'nin bu kuru gürültüyle Osmanlı bizimle dost olsun dost olsun de böyle bu işi beceremeyeceğini İngiltere şu anda suçlu durumda Mısır'a el atmıştır. Hiç olmazsa Osmanlı'nın sırtını tapaşlayacak bir yolları olmalı gönderdiği hariciyeciler bir defa halden anlayan insanlar olmalı. Mısır'daki vali anlayışlı bir valiyle değiştirilmeli. Bu vali uygun değil. Sömürge valisi olarak böyle herkesi istediği gibi yönetmeye çalışıyor. Bunları değiştirin diye tavsiyelerde bulunuyoruz. O rapora devam ediyoruz efendim. İngiltere'nin bu hareketi Osmanlı'da Muhtar Paşa'nın merkeze çağrılıp Yerine daha hoşgörülü bir yetkilinin atan, atanmasıyla karşılanacak. Böylece iki ülke ilişkilerinde zehirleyen entrikalar bitecektir. Padişahı kaç zamandır bir uzlaşmaya ikna çalışıyorum. Eğer Dışişleri Bakanlığı beni desteklerse, İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Mısır meselesiyle ortak bir anlaşma zemini bulacağımı sanıyorum, umuyorum. Ermeni patırtılarına gelince bazı politikacıların Londra'da kömelenmiş Ermeni ihtilal derneklerini teşvikle sürekli kamuoyunu yanıtmalarına karşılık iftiralarla kamuoyunu yanıltıyorlar. İngiltere hükümetinin padişahın kuruntu ve güvensizliği yatıştıracak pek çok şey yapabileceğini zannediyorum diyor. Evet. Mesela neler diyor? Ona da bakalım. İstanbul'da iken Sadrazam'ın e, Kantebori Başbüskoposunun bu konuda kilisenin müdahalesine karşı olduğunu belirten demecinden çok memnun olduğunu yazmıştım. Padişah bana ihtilalci bildiri ve gazetelerin Türkiye'ye postaları kanalıyla sokulması aracılık eden İngiliz hükümetinden şikayet etmiştir. İngiltere Mısır'ı aldı. Padişahın aleyhindeki genç Osmanlıların, Yön Türklerin, İttihatçıların padişahın aleyhindeki haberleri, yazıları, Mısır'daki bildirileri Mısır'daki matbaalarda yazıl basılmasa göz yumuyun gider ediyor. Padişah bundan şikayet etti. Benim toprağım olan yerde devletimin aleyhinde bir sürü bildiri yayınlanıyor ve postalar vasıtasıyla da Karaköy'e gelip buradan da bütün ülkeye dağılıyor. Ben bundan çok rahatsızım dedi padişah. İngiliz hükümeti de, de çok şikayetçi oldu. Hürriyet adlı ihtilalci gazete o günün hürriyeti tabii. Bugünün hürriyetiyle ilgili bir lafım yok. İhtilalci veya değil manasını söylemiyorum yani bir lafım yok. Gazete kolilerle her hafta İstanbul'a Mısır'dan varmakta ve İngiliz postane servisiyle okuyucuların eline ulaşmaktadır. Sir Philip Curie bu faaliyete son vermeye çalıştı. Durdurmaya çalıştı bunu. Tüm inandırma yeteneğime rağmen ikna etme yeteneğime, kabiliyetime rağmen padişahı bu konuda İngiliz hükümetinin ellerinin bağlı oldular. Bir şey yapacak, yapacak bir şeyler yok. Ne yapsınlar yani dememe rağmen ülkedeki anayasal hakları çiğnemeyeceğine inandıramadım. Ne anayasası kardeşim? Siz Mısır'ı anayasanıza göre mi istila ettiniz dedi Şıklı Abdülhamit Han. Nasıl inansın yani? Sen orada bir hırsızlık yap. Koca bir ülkeyi çal. Ondan sonra da orada matbaalarda basarsan ne yapalım kardeşim? Bizim anayasamızda matbuata karışmak yok. Şimdiki Avrupalıların Türkiye'ye yaptıkları numaranın hiç değişmemiş efendim. Aynı şey. Aynı. Ermenilerin dert ve özlemleri konusunda Türk baskı yönetiminin üzücü sonuçları inkar edilemez. Ermeniler bağımsızlık özlemi çekiyor. Bunlar masumdur. Ne yapsın? Ne yapsın adamlar? Masumdur ama Türk baskı yönetimi bunları eziyor. Allah Allah. Benim ülkemde oturacaksın, toprağımda oturacaksın. Bağımsızlık türküsü söyleyeceksin. Ben buraya kardeşim bağımsızlık türküsü söyleyerek kurmadım bu devleti. Bu devlet kanla, terle kuruldu. Evet. Bir daha devlet kuracaksan kan dök arkadaş. Dök bakalım şu kanını bakalım kaç para ediyor görelim. Ne kadar litre kanın var bir bakalım. Fakat diğer yandan da Anadolu'nun etnik dağılımı incelenince birkaç yüz Ermeni için binlerce Müslümanı feda edeceğimizi unutmamaldır. Yani Anadolu'daki nüfus yoğunluğuna ve nüfus yapısına bakarak diyor, üç beş tane Ermen için, üçte biri hiçbir yerde geçmiyor Ermenilerin miktarı Müslümanlara göre. Müslümanlar rencide etmeyelim. Bu sefer büyük bir kitleyi kaybedeceğiz diyor. Casus. İnsani çabalarımız sonucu çok büyük adaletsizlik ve zulüm ortaya çıkacak insani çabalarımız sonucu. Hangi insani çaba ya? Sen doğuda bir Ermeni devleti kurdurup kendine uşak bir devlet yapmak istiyorsun. Bu mu insani çaba yani? Niye protestan Ermeni devleti istediğinde Ortodoks Ermen devleti istemedin? İngiltere. Bu mu insani çaba? Ne yapayım efendim? Ben o dönemde yaşamadım. Yaşasam da bunları konuşamazdım. Ama şimdi mecburum yani. 1913'lerde ölmüş bir adamla yazdığı kelimeler için kavga ediyorum. Ne yapalım? allah Teala siz dinleyenlerime ve bizlere de ecini ihsan etsin. Bu gayretimizin, bu bir gayretten geliyor efendim. Yoksa biz kavgacı insanlar değiliz. Üstelik Mezopotamya'ya inmek isteyen Rusya, bak Rusya istilacı, Mezopotamya'ya inmek istiyor. Peki senin indiğin yer neresi Mısır'da? Mezopotamya değil canım. Ne ya? Mezopotamya'nın ticari yollarının en mühimi belki de Mısır yolu. Hadi değil de Kuzeydoğu Anadolu'nun kapılarını açıp Büyük Britanya'nın sömürgeci çıkarlarını tehlikeye atarız diyor. Sömürgeci çıkarlarını. Sömürgeci. Doğudan Ruslar girerse Mezopotamya'ya inerse Orada da Mezopotamya'nın ucunda ne var? Basta Körfezi var. Basta var, Bağdat var. Rusya oralara gelip yerleşirse bizim Hindistan sömürgemizin yolunu keserler. Aha açlıktan ölürüz. Ya golf sahası yapacağınıza tarla yapın da buğday yetişiyor. Yok efendim. Bizim lordlarımız golf oynarlar. Biz öyle bilmeyiz. Onu köylüler, çiftçiler yaparlar işte. Sömürgedeki adamlar getirirler. Yine Avustralya'dan getiririz. Biz onu hafif bir e, dideriz, bir iplik haline getirip İngiliz kumaşı diye on misli, yüz misli, yüz misli fiyatı da satarız. İngiltere'nin yiğitliği bu. Dünyada yaşama stratejisi bu efendim. Olaya İngiltere'nin açısından bakınca ben bir Ermeni devletinin kurulmasına yönelik her adımı İngiltere'nin hayati çıkarlarına yönelik günahkar bir saldırı olarak sayarım. Yani adam çok günah diyor ya. Doğuda biz Ermenistan kurmamıza engel olmaları çok günah bir şey diyor. Allah Allah. Sen gelip Osmanlı ülkesinde bir Ermenistan kuruyorsun o günah değil. Bunu önlemeye çalışmak büyük günah. Zaten Armenos Van diyor ya beni cennete görecek götürecek merdivenin basamaklarının çoğu kırık ve yok diyor. Bana, beni herhalde cennete götürecek merdiven diye bir şey yok diyor. Dört din değiştirmiş adam. Ölürken de hangi din üzere öldüğü belli değil. Evet. Muhafazakar ister liberal İngiltere'nin tüm vicdanlı devlet adamları, Ermenilerin bu ham hayallerine dur demeye mecburdur. Aklınız başınızdaysa, lütfen Ermenilerin bu ham hayallerine dur deyin. Bu bilmiyor, cahil. Ermeni Osman böyle. Ya İngilizler Ermenilerle anlaştılar, biz size yurt kuracağız dediler. Onların da İki tane ihtilalci derneğini, Hınçak ve Taşnak sutluyun derneklerini kurdurdular. Amerika'ya göçler ayarladılar. Şimdi de diyecek ki, ya bu ham hayallerden vazgeçin. Siz değil miydiniz Dondurada bize bu dernekleri kurduran demezler mi adamlar? Derler tabii, derler. Ve 94. bölümü burada bitirdik. 95. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı, bir hikaye.